Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüke, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera Ünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Türkler, Anadolu'da ele geçirdikleri şehirlere veya arazilere yerleşirken, Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın fetihleri durmadı. Devletin sınırlarını genişletmeyi sürdürdü. 1. Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu tahtına çıktıktan sonra devleti yeniden organize etti. İzmir ve çevresinde hakim olan Çaka Bey'in kızıyla evlendi. Ancak Çaka Bey'in Çanakkale taraflarına doğru genişlemesi hem Bizans'ı hem de Kılıç Arslan'ı rahatsız ediyordu. İmparator Alexios, Kılıç Arslan'ı kazanmaya, onunla müttefik olmaya çalıştı ve başardı. Bizans Devleti ile anlaşma ve Çaka Bey'in ölümü, Anadolu Selçuklu Devleti'nin batı kısmını güvenli hale getirdi. 1. Kılıç Arslan doğuya yöneldi. 1095 yılında Malatya'yı kuşattı. İyi tahkim edilmiş şehir direndi. Ancak beklenmedik bir gelişme kuşatmanın sona ermesine neden oldu. Haçlı ordusu Anadolu Selçuklu başkenti İznik'teydi. Malazgirt yenilgisi Batı Hristiyan dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ardından Avrupa'nın Haçlı seferini organize etmesiyle sonuçlanan bir süreç yaşandı. Malazgirt yenilgisinin ardından tahta geçen Bizans İmparatoru 7. Michel Dukas, Anadolu topraklarını Türklere karşı korumanın yollarını arıyordu. Bir çare olarak papalık aracılığıyla Avrupa'dan paralı asker toplamayı düşündü. Şimdi Haçlı Seferi düşüncesi niçin bu atmosferde doğdu? Değil mi? Onun da bir altını çizmek gerekir. Şimdi Alexios tahta çıkınca Türk hakimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ama bir süre sonra, 1086'da önce Süleyman Şah'ın, Türkiye Selçuk Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın, 1092'de Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın ölümü Türk dünyasını büyük bir kargaşa ortamına sürükledi. Anadolu'da Türk hakimiyeti bölündü. Sonra Büyük Selçuk Devleti'nde işte taht kavgaları gerçekten büyük buhran yarattı. Öte yandan İslam dünyası, Şii-Sünni kavgalarıyla çalkalanıyordu. Yani
siyasi ve ideolojik sebeplerden kaynaklanan bu parçalanma Batılıların doğuya doğru harekete geçmesine imkan verecek durumdaydı. Bu sebeple Alexios Komnenos Batı'dan Türklere karşı ücretli asker yardımı istedi. Eğer büyük ordular kurabilirse zamanında Anadolu'dan Türkleri atmayı başarabilecekti. Papa Urbanus, ücretli asker toplamak konusunda Bizans İmparatoruna yardımcı olabilirdi. Ancak başka bir şey önerdi. Avrupa için sorun olan ve istenmeyen kavgacı, asi veya yoksul nüfus, doğuya asker olarak gidebilirdi. Ayrıca onlar sayesinde hem Anadolu hem de Kudüs kurtarılabilirdi. Para ve toprak kazanacakları vaadiyle bu nüfus harekete geçirildi. Papa, 1095 yılında din adamlarından ve halktan oluşan büyük bir kalabalığa yaptığı konuşmada onları Haçlı seferine katılmaya çağırdı ve Doğu Hristiyanlarının Batılı kardeşlerinden yardım beklediğini anlattı. Aynı zamanda bunun hac yolculuğu olacağını, dolayısıyla sefere katılanların günahlarının affedileceğini söyledi. Papa'nın Haçlı seferi çağrısına gerçekten toplumun her kesiminden insanlar olumlu yanıt verdi. 10. yüzyıl sonlarındaki Avrupa'nın durumu buna müsaitti. Zira Karolingian Devleti'nin parçalanmasından sonra Avrupa'da uzun zamandır bir terör şiddet ortamı hakimdi. Şövalyeler çevreyi teröre boğuyordu. Merkezi otorite parçalandığından her eyalet başka bir ileri gelen kişinin eline geçmişti. Ve bilinen tek otorite yöntemi şiddet haline gelmişti. Bu gerçekten de etkili oldu ve Haçlı seferleri öncesinde Avrupa toplumu dini yönden duyguları gerçekten güçlendirilmişti. Elbette dini motiflerle süslü yapılan bir Haçlı seferi çağrısına duyguları bu yönde güçlendirilmiş toplum olumlu yanıt verecekti. Başka bir neden de Avrupa toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik çöküntüydü. Haçlı seferleri bazılarının verildiği dönemin hemen öncesinde uzun zamandır devam eden bir kuraklık, kıtlık sorunu söz konusuydu. Öte yandan zihinlerde sokaklarından süt ve bal akan bir Kudüs efsanesi yaratılmıştı. Elbette bu iki sebep bir arada olunca halk zengin doğuya gidip orada para, toprak, güç sahibi olacaklar. Hem de Hazreti İsa uğruna savaşacaklar, dinine savaşacaklardı. Katılım umulandan fazla oldu. Haçlı seferi heyecanı toplumu sardı. Avrupa'nın her kesiminden akın akın insanlar haçı kabul etmeye koştular. Bunların arasında kadınlar, çocuklar, hırsızlar, eşkıyalar da vardı. Haçlı seferlerinin gerçek nedenini söylersek, şimdi papalık Haçlı seferi çağrısı yaparken kutsal toprakları kurtarmak sloganını kullandı. İşte doğudaki Hristiyan din kardeşlerinin Türklerin zulmü altında yaşadığını, Türklerin İstanbul için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu, Batılı din kardeşlerinden Doğulların yardım beklediğini ileri sürdü. Aslında papalık savaşı başlatmak için bir bahaneler uydurmaya çalışıyordu. Doğudaki gayrimüslimlerin gayet iyi koşullarda yaşadığını kendileri de biliyordu. Bu sebeple Haçlı Seferi çağrısını yaparken dini motifleri kullanmıştır daha fazla kişinin harekete geçmesi için. Ama bu aslında siyasi amaçlı askeri bir harekattır. Esas sebep 11. yüzyıldan beri bölgeye yerleşmekte olan Türkleri Anadolu'dan çıkarmak ve bütün yakın doğuyu hakimiyet altına almaktır. Yani siyasi amaçlı askeri bir harekettir diyebiliriz. Aslında bu sırada papalığın amacı İslam'a karşı savaştan ziyade Doğu ve Batı kiliselerinin birliğini sağlamak, Hristiyan dünyasının en yüksek tek hakimi olmaktı. Biraz geri gidersek, 1054 yılında şizma diye tabir ettiğimiz ayrılık gerçekleşmiş. Doğu ve Batı kiliseleri kesin olarak birbirinden ayrılmış ve iki rakip kilise durumuna gelmişti. O andan itibaren her iki kilisenin amacı da Hristiyan dünyasının en yüksek tek hakimi olduğu iddiasını ispatlamaktı. İşte Alexios Komnenos Türklere karşı ücretli asker yardım isteyince
Papalık bunu Avrupa'nın menfaatleri ve kendi politikası açısından değerlendirdi. Kutsal toprakları kurtarmak sloganı altında düzenlediği seferin gerçek niyetini kamufle etti. Bu slogan aslında Haçlı seferlerinin gerçek niyetini göstermekten ziyade kamufle etmek için kullanılmıştı. Sıradan insanlar kadar asiller ve şövalyeler de hazırlığa başladı. Hatta ordularını silahla donatmak için mallarını elden çıkarmak zorunda kaldılar. Barbar kavimlerin doğuya hareket ettikleri haberi yayılıyordu. Bizans böyle bir yardımdan endişe duymaya başladı. Bir Fransız keşişin topladığı 20 bin kadar Haçlı askeri İstanbul'a ulaştı. Haçlılar 1097 yılında İznik'i kuşattılar. Haberi alan 1. Kılıç Arslan Malatya kuşatmasını bırakıp geri döndü. Ancak İznik'i Haçlı kuşatmasından kurtaramadı. Sayıca çok fazla olan Haçlı kuvvetlerini yenmek imkansızdı. İznik, Bizans İmparatoruna teslim olmak zorunda kaldı. Anadolu Selçuklu Devleti başkentini kaybetti. Haçlılar Eskişehir yönünde ilerlemeye başladılar. Bizans kumandanı idaresindeki bir Bizans birliği de kendilerine katıldı. 1. Kılıç Arslan, Türk beylerinden Danışmentli Gümüştekin ve Kapadokya hakimi Hasan Bey'le güçlerini birleştirdi. Bu müttefik Türk ordusu Eskişehir'de Haçlı ordusuyla karşılaştı. Haçlılar, zırhlı birlikleri ve silahlarıyla iyi donanmış bir orduydu. Ayrıca iki kısım halinde arka arkaya yola çıkmışlardı. 1. Haçlı ordusunun yardımına 2. Haçlı ordusu yetişti. Birkaç gün sürdüğü anlaşılan bu savaşın sonunda Türkler geri çekilmek zorunda kaldılar. Aslında Haçlılar Anadolu'da oyalanmak istemiyordu. Hedefleri Kudüs'e ulaşmaktı. Haçlı ordusu Konya'ya kadar ilerledi ve buradan sonra Ereğli'de ikiye ayrılarak yoluna devam etti. İznik'in kaybından sonra Sultan 1. Kılıç Arslan Konya'ya çekildi. Konya'yı çevreleyen surlar bakım ve onarım istiyordu. Ancak Sultan 1. Kılıç Arslan Haçlı ordusuna karşı yürüttüğü savaşlar nedeniyle Konya'da uzun süre kalamadı. Yeni Haçlı orduları yola çıkmıştı. Kudüs'ün 15 Temmuz 1099'a zaptından sonra bu topraklardaki Haçlı hakimiyetinin devamı insan gücünü gerektiriyordu. Bu sebeple insan gücü sağlayabilmek için Kudüs Krallığı'na 3 büyük ordu hazırlanmış, gönderilmişti. Ama bu ordular Anadolu'da yerleşmeye, devletler kurmaya kalkmıştı. Fakat Türk dünyası birlik olmuş. Bu sefer çok daha tecrübeliler, Haçlıların yarattığı tehlikeyi anlamışlar, Haçlı Seferi'nin gerçek mahiyetini kavramışlar. Bu sefer sebeple birlik beraberlik ruhu içerisinde sırasıyla Merzifon, Konya, Ereğli'de Haçlı ordularını imha etmişlerdir ki çok büyük, mesela 20 bine karşı 200 bin oranında bir kalabalık söz konusu. İşte bu büyük başarı Avrupa'da yaklaşık yarım asır kadar Haçlı ruhunu duraksattı. Ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu gerçeğini daha burada kabul etti aslında Batı dünyası. Nitekim 12. yüzyıl Latin kaynaklarında artık Anadolu'dan Türkiye diye bahsedilmektedir. Başkent İznik'in kaybından ve Haçlı fırtınasından sonra Selçuklular İç Anadolu'da kök salmanın daha akılcı olduğunu fark ettiler. Böylece İç Anadolu'da gelişmenin önü açıldı. Anadolu Selçukluları ile birlikte başkent Konya artık yeni bir çehre kazanıyordu. Sultan Mesud, kardeşi Şahin Şah'tan iktidarı devraldıktan sonra ilk yerleşim yeri olan Alaaddin Tepesi ve çevresinde kale, cami, saray, hükümet daireleri, konut, hamam ve türbe gibi birçok eser yaptırdı. Devleti ve sosyal hayatı organize etti, canlandırdı. Sultan Mesud, Amasya yakınlarında kurduğu şehirde camiler, medreseler,
yoksul ve kimsesizlerin kalabileceği yapılar inşa ettirdi. Simre adını verdiği bu şehre içme suları getirdi. Bilim adamlarını severdi ve saygılıydı. Adına para basılan ilk Selçuklu sultanıydı. Sultan Mesud, doğuda topraklarını genişletirken, Türkmenler de batıda Ege bölgesinde akınlarını sürdürdüler. Bu arada yeni bir Haçlı ordusu yola çıkmak üzereydi. Haçlı seferinin başında Alman İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis bulunuyordu. 3. Evgenius'un Haçlı seferi çağrısını kabul eden Alman Kralı Konrad önden geldi. Bu Anadolu'yu çabucak geçmek için Türk topraklarından geçmeyi göze aldı ordusunun büyüklüğüne güvenerek. Halbuki İmparator Manuel ona Bizans arazisi içerisinden ilerlemesini ve Türklere karşı birlikte savaşa girmeyi teklif etmişti. O bu teklifi aldırmadı. İzni'ye gelince ordusunun savaşçı olmayan unsurunu ayırdı. Bu savaşçı olmayanları deniz üzerinden Antakya'ya gönderdi. Yani bu orada da savaşçı olmayan unsurlar var. Kendisi ise seferin esas askeri gücüyle beraber Eskişehir istikametinde ilerledi. Ancak 26 Ekim 1147'de burada Sultan Mesut'un pususuna düştüler. Sultan bu sefer dedi ki çok daha tecrübeli. Haçlılara karşı gerilla taktiği uygulayarak önce yol boyunca onları hırpalayıp güçten düşürdü. Şöyle ki Haçlılar Bizans arazisinde ilerlerken hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadılar. Fakat Türk topraklarına girdikleri andan itibaren sorunlar başladı. Bir taraftan açlık, bir taraftan susuzluk, diğer taraftan ardı arkası kesilmeyen böyle Türk okçularının hücumları, sürekli orduyu taciz etmeleri hem moral yönünden çöküntü uyandırdı, hem açlık hem susuzluk. Bu şekilde Eskişehir yakınına geldiklerinde Sarısı Ovası'na rehavet için dinlenmekteyken birden Türk ordusunun baskınına uğradılar. 50 yıl önce savaş yapılan yer bu. Birinci Eskişehir Savaşı'nın rövanşı niteliğinde. Ama şimdi koşullar çok farklı. Sultan eskisine göre daha güçlü, daha tecrübeli. Bu şekilde işte Türklerin yıldırım hızıyla tekrardan saldırıları karşısında çaresiz kaldılar. O muazzam büyüklükteki Alman ordusunun 10'da 9'da da imha edildi. Alman Kralı Konrad İzni'ye güçlükle kaçabildi sağ kalan adamlarıyla beraber. Yani Sultan Mesut 26 Ekim 1147'de o muazzam Alman Haçlı ordusunun Anadolu'yu geçme girişimini ustalıkla uyguladığı taktikler sayesinde sonuçsuz bıraktı. Haçlı seferleri sırasında birbirlerine kenetlenen Türkler bu istiladan kurtulmayı başardı. Yeni yerleşim bölgesi Anadolu kalıcı yurtları haline geldi. Böylece Sultan Mesut döneminden itibaren yerleşik hayata geçiş hızlandı. Kısa zamanda Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok ihtiyaç duydukları limanlara ulaştılar. Dünya ticaretinde söz sahibi oldular. Anadolu'da işte ekonomi canlandı. Artık 2. Kılıç Arslan zamanına geldiğinde kervansarayların yapıldığını, işte ticaret hayatının canlandığını görüyoruz. Ve Haçlı seferleri sonunda Anadolu artık Türkleşmiş ve Türk yurdu haline gelmişti. Bizans da 1176 Melek-Efron Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu gerçeğini sonunda kabul etmek zorunda kalacaktır. Sultan Mesud'un ölümünün ardından veliaht 2. Kılıç Arslan yeni sultan olarak tahta çıktı. 2. Kılıç Arslan barış anlaşması yaparak devletini bir süre Bizans'la savaştan uzak tuttu. Böylece Anadolu'daki rakipleriyle daha emin mücadele edebilirdi. Anadolu'da diğer beyliklerin ele geçirmiş olduğu şehirleri yeniden Selçuklu topraklarına kattı. Bizans İmparatoru Manuel, 2. Kılıç Arslan'ın güçlenmesini hoş karşılamadı. Ayrıca Batı Anadolu'da Türkmen akınları devam ediyordu. Yaptıkları barış anlaşmasına rağmen Bizans İmparatoru savaş hazırlığına başladı. Kaleler onarıldı, tahkim edildi. Sultan 2. Kılıç Arslan ise barış antlaşmasının yenilenmesini istedi. Ama Bizans İmparatoru kararlıydı. Konya'ya doğru yola çıktı. Denizli'den sonra Eğridir Gölü'nün kuzeyinde Miryokefalon denilen dar ve sarp bir geçide girdi. Bu geçitte Sultan 2. Kılıç Arslan'ın kurduğu pusuya düştü.
Kılıç Arslan döneminde devletin İkbal dönemine doğru yükselmekte olduğunu görerek bu gidişe dur demek, başka bir ifadeyle Bizans'ın Haç seferlerinden kazanımlarını yaşatmak üzere son bir hamleyle Türkler üzerine yeni bir ordu sevk etti. 1176 tarihinde Mirya Kefalon'da meydana gelen savaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Uzun ve dar bir geçitte pusuya düşürülen Bizans ordusu neredeyse imha edildi. İmparator bile sabah gün ışıdığında başında miğferi yamulmuş, muhafızları olmadığı halde zavallı bir biçimde ağacın altında otururken bulunmuştu. Mirya Kefalon zaferinden sonra Selçuklu Devleti Anadolu'daki gücünü bir kez daha hissettirdi. 12. yüzyılın ikinci yarısından sonra İç Anadolu'nun çehresi değişerek Türk-İslam ülkesi görünümü kazanmaya başladı. Sadece yapılar değil, insanlar da bu görüntünün bir parçasıydı. 100 yıl içinde Selçuklu Devleti şehirleri sıkça yaşanan savaşlara rağmen büyük bir gelişim gösterdi. Elbette başkent Konya özel bir ilgi görüyordu. Konya, Türk-İslam eserleriyle parlak bir hükümet merkezi haline geldi. Kale çevresini meyve ve sebze bahçeleri kuşatıyordu. En büyük bahçe Sultan II. Kılıç Arslan'a aitti. Bu bahçenin içinde sultana ait iki saray vardı. 12. yüzyıl boyunca İslam ülkelerinden gelen Türk göçleriyle şehrin nüfusu arttı. Gelen nüfusun bir kısmı Konya'ya yerleşirken bir kısmı da Konya çevresinde yeni köyler kurarak yerleşik hayata geçti. İmar faaliyetleri fethedilen tüm şehirlerde ve Selçuklu beyliklerinde artarak devam ediyordu. Bu bakımdan Kılıç Arslan bir yandan Mirya Kefalon Savaşı ile Türkiye Selçukluların askeri siyasi dertlerinin defterini dürüp kapatırken öte taraftan Türkiye Selçukluların medeni gelişiminin kaynağı olacak faaliyetlere de ağırlık vermiştir. İkinci Kılıç Arslan, imar faaliyetlerindeki en büyük önemi Aksaray'a verdi. Aksaray şehrini cami, medrese, zaviye gibi eserlerle donattı. Bizans döneminden kalan ve Selçukluların onarım ve eklemeler yaptığı merkezi çarşıda eski doku korundu. Çeşme veya sebillerin olmadığı şehirde su ihtiyacını kanallar karşılardı. Su kanallarının suyu evlere kadar taşıdığı bilinmektedir. Bugünkü Şeyh Hamid, Taşpazar ve Meydan mahallelerindeki su kanalları hala kullanılır. İkinci Kılıç Arslan, buraya Azerbaycan'dan gaziler, alimler ve tüccarları yerleştirerek Konya'yla yarışır hale getirdi. Bu yüzden Aksaray, Darul Zafer, Darul Cihat veya Darul Ribat, Zafer veya Cihat yeri gibi ünvanlarla anıldı. Aksaray aynı zamanda ticari merkezlerden biriydi. Şehrin beş kapısından üçü, kuzey, güney ve batıya yönelen ticaret yollarına açılırdı. Sur kapıları, isimlerini genellikle açıldıkları yönde bulunan şehirlerden alırlardı. Bu sağlam kapılar, çevre illerden şehre ulaşan yolları kaleye bağlar, şehir içinde daralarak devam ederdi. Kapılar şehre giriş ve çıkışları kontrol altında tutarken, özellikle 13. ve 14. yüzyıllardan itibaren alınan bazı şehir vergilerinin de toplanmasını sağladı. Bu amaçla kale kapıları üzerine vergi kitabeleri yerleştirilirdi. Şehirlere giriş ve çıkışlarda tüccarlardan, mahsulünü şehre satmaya getiren köylülerden vergi alındığı bu kitabelerden anlaşılmaktadır. Aksaray'ın beş kapısından ikisini ise şehir halkı, devlet yöneticileri ve askerler günlük hayatını sürdürürken kullanırdı. Şehirler arası ticarette Aksaray'ın önemli rolü, civarındaki hanların çokluğuna bakılarak da anlaşılabilir.
Selçuklu döneminde Konya, Aksaray ve Aksaray-Kayseri arasındaki işlek yolda bulunan hanların sayısı diğer bölgelere nazaran oldukça fazladır. Aksaray-Konya arasında Sultan Han 1229, Zazadin Han 1236, Ak Han 13. yüzyıl, Obruk Han 13. yüzyılın ortaları. Aksaray-Kayseri arasında ise Alay Han 12. yüzyıl, Sarı Han 13. yüzyılın ilk yarısı, Ağzı Karahan, Hoca Mesud Han'ı 1238-1243, Öresun Hanları yer alır. Anadolu'da kervansaray inşasına ilk kez Sultan II. Kılıç Arslan zamanında başlandı. Konya-Aksaray ve Konya-Akşehir yolları üzerinde iki kervansaray inşa edildi. II. Kılıç Arslan'dan sonra gelen Türkiye Selçuklu sultanları ve devlet adamları kervansaray inşa etmeye devam ettiler. Ticaret yollarının geliştirilmesi ve bu yol ağının kervansaraylarla donatılması, ticaret ve ekonominin aşağı yukarı modern ekonominin bir takım prensiplerine yakın ilkelerle, prensiplerle yönetilmesi Selçuklu uygarlığının en özgün yönlerinden birisidir. Bir modern anlamda bir sigorta sistemini geliştirdiğini görüyoruz Selçuklu'nun. Anadolu'ya hakim olduktan sonra, Anadolu'yu Türk vatanı haline getirdikten sonra. Kervansaray sadece tüccarların konakladığı bir mekan değildir. Aynı zamanda o bölgede, kervansarayın kurulduğu yerde toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının, hatta kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerdir. Lokal, yerel halk kervansaraylara gelip o bölgede konaklayan, kervansaraylarda konaklayan yabancı tüccarlarla alışveriş yapmakta, kendi yerel ürünlerini onlara vermekte, onlardan tanımadıkları ve ihtiyaçları olan ürünleri almakta, bunun yanında bir takım kültürel değişimler, etkileşimler de söz konusu olmaktadır. Miryo Kefalon zaferinden sonra Anadolu'ya istikrar getiren Sultan II. Kılıç Arslan, biri Konya'da, diğeri Aksaray'da olmak üzere iki medrese kurdurdu. Medrese-i Sultaniye adıyla anılan bu yüksek öğretim kurumunu daha sonra Altun Apa ve diğer devlet adamlarının yaptırdığı medreseler takip etti. Taşpazar Mahallesi'nde Bedriye, Dere Mahallesi'nde Hüsamiye, Meydan Mahallesi'nde Seyfiye, Gündoğdu Mahallesi'nde Beramuniye, Ebu Bekriye ve Melikiye gibi Selçuklu medreselerinde zamanın önde gelen alimleri ders verirdi. Medreseler 10. yüzyıldan itibaren dünyada eşi benzeri olmayan bilim yuvaları haline gelmişlerdi ve iki konuda da, yani pozitif bilimler de medresede veriliyordu, dini bilimler de medresede veriliyordu. Dini bilimlerle pozitif bilimlerin verilmesi, örnek vermek gerekirse Kırşehir'deki Nurettin Cece Bey Medresesi dünyanın en gelişmiş astronomi bilgisi veren medreselerinden birisiydi, ama aynı yerde tefsir, hadis, kelam bilgileri de veriliyordu. Böylece yetiştirdiğimiz insan İslamiyet'in bize söylemek istediği temel umdelerle, yani pozitif bilimlerle beraber insan, şeyde, dini bilgileri de almış bir insan anlayışıyla ortaya çıkıyordu. Bu da hayatı algılamamızda önemli bir mesafe oluşturmuştu. Ve Selçuklu İmparatorluğu'nun ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kentlerde ve kırsal alanda oluşturduğu mekanizma doğrudan doğruya Türklerin, Selçuklu Türklerinin İslam algısından beslenen bir yapıyı beraberinde getirmektedir. Aksaray'daki Darüşşifa'ya şifa bulmak için uzak şehirlerden gelenler olurdu. Başköprü ve Rebbağlar Köprüsü, Saray Hamamı ve Kılıç Arslan Hamamı da Aksaray'daki
Selçuklu yapılarıydı. Cami ve mescitlerin yanı sıra Melik Mahmud Hanikahı ile Eftaliye Hanikahı, Aksaray'ın sosyal hayatını biçimlendiren mekanlar arasındaydı. İç kalede bir saray vardı. İkinci Kılıç Arslan, Kırkızlar Tepesi'nde ise bir köşk yaptırmıştı. Aksaray'da bir darphanenin bulunduğu bilinmektedir. Bu darphanede basılan paralardan günümüze ulaşanları mevcuttur. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü zapt etmesi üzerine Avrupa'da 3. Haçlı Seferi düzenlendi. Bu seferin başında Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa bulunuyordu. Selçuklu ve Haçlı orduları Akşehir'de karşılaştı. Sultanın iki oğlu Melikşah ve Mesud'un idaresindeki bu Selçuklu ordusu, Haçlılara ağır kayıplar verdirmesine rağmen sayıca üstün düşman karşısında Konya'ya çekilmek zorunda kaldı. Haçlı ordusu Konya'ya gelerek şehre girdi. İç kalede bulunan Sultan Kılıç Arslan ve oğlu Melikşah, Alman imparatoruna barış teklif ettiler. Barbarossa'nın asıl niyeti Suriye'ye gitmekti. Onu Konya'ya getiren neden Selçuklu ordusunun saldırısıydı. Alman imparatoru bu teklifi kabul etti. 10 Haziran 1190 yılında Haçlı ordusu Silifke Ovası'na vardı. Ancak Barbarossa'nın Silifke çayını geçerken boğularak hayatını kaybetmesi üzerine ordusu dağıldı. Böylece doğudaki Haçlıların ümitle bekledikleri yardım onlara ulaşamadı. Sultan II. Kılıç Arslan 1192 Ağustos'unda hastalandı ve 80 yaşında Konya'da vefat etti. Kılıç Arslan Türbesi Kırkızlar Tepesi üzerindedir. Ölümü sırasında veliaht olan en küçük oğlu Gıyasettin Keyhüsrev, Selçuklu tahtına geçti. Süleyman Şah, babasının ölümünden sonra küçük kardeşi Gıyasettin Keyhüsrev'in tahta çıkmasına başlangıçta ses çıkarmamış, daha sonra 1196 tarihinde Konya üzerine yürüyerek kardeşini tahttan uzaklaştırıp yerine geçmiş idi. Süleyman Şah'ın saltanatı son derece kısadır. 1204 tarihinde ölümüne kadar kısa süre saltanatta kalabilmiştir. Fakat fevkalade önemli bir dönemdir. Adeta ikindi güneşi gibi uzun gölgeli. Kısa süresi kısa fakat uzun gölgeli bir iktidarı olmuştur. Babasının oğulları arasında taksim edip istemeden parçalanmasına sebebiyet verdiği ülkeyi birleştirmekle kalmadı. Hatta Ermenileri ve İznik Rumlarını, Trabzon Rumlarını tabiyet altına almak suretiyle topraklarını, hakimiyet alanını daha da genişletti. İmparator 3. Alexios'un Konya-İstanbul arasında ticaret yapan Selçuklu tüccarlarının mallarına el koyması üzerine Gıyasettin Keyhüsrev bir sefer düzenledi. Frigya'daki Antiyok şehrine kadar ilerlediği bu seferde 5000 esir aldı ve bu esirleri nüfusu azalmış olan Akşehir bölgesine yerleştirdi. Onlara arazi, ev, ziraat aletleri, tohumlar vererek yerleşmelerine yardım etti ve 5 yıl vergiden muaf tuttu. Selçuklu topraklarına yerleşerek yeni bir hayata başlayan bu halk hayatından memnun kaldı. Bizans'ta yapılan anlaşmadan sonra ülkelerine dönmediler. Selçuklu İmparatorluğu'nun tıpkı diğer geleneksel imparatorluklar gibi en önemli hususiyetlerinden bir tanesi bilgi üretim merkezi olarak gördükleri alimlerin, ariflerin kontrolü altında, murakabeleri altında bulunuyor olmak. Bu tabii ki modern toplumlarla, özellikle Rönesans sonrası toplumlarla geleneksel, tradisyonel toplumları ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu bağlamda baktığımız zaman birçok örnek verebileceğimiz gibi en bariz örneklerden bir tanesi
Anadolu'ya gelmiş ve nefesiyle, bilgisiyle, hikmetleriyle Anadolu'da birçok insanı etkilemiş. Hem idareci sınıftan hem de ilmiye sınıfından olan insanları etkilemiş olan, daha sonra fikirleriyle Selçuklu sonrası Türk tarihinin özellikle Osmanlı döneminde fikir babası olmuş, kurucu babalarından birisi olmuş olarak görülen Endülüslü büyük bilge Muhyiddin İbnül Arabi, en büyük şeyh adında olan Muhyiddin İbnül Arabi ve Selçuklu irtibatına baktığımız zaman çok önemli noktalar görmekteyiz. Öncelikle Gıyasettin Keyhüsrev'in döneminde Şam'da bulunmakta olan, yani Muhyiddin İbn Arabi o dönemde Şam'da, fakat yanında ders görmekte olan kişilerden bir tanesi Gıyasettin Keyhüsrev'in fikirlerine, bilgisine, görgüsüne çok itibar ettiği Mecduddin İshak isimli bir zat. Mecduddin İshak'ı kendisi iktidara geçtikten sonra, tahta geçtikten sonra Gıyasettin Keyhüsrev davet ediyor. Artık gelebilirsin. Yeniden huzur ortamı sağlandı ve senin rehberliğine, senin bilgine ihtiyacım var demekte. Ve geldikten sonra da Mecduddin İshak bunu kabul ediyor, geliyor. Geldikten sonra da Mecduddin İshak'ı kendisinin Bağdat'a gönderdiğini, çünkü Selçuklu dini açıdan Abbasi hilafetine bağlıydı. Abbasi hilafetinden kendisi fütüvvet şalvarı ve dervişlik hırkasını alıp getirmesiyle beraber, bu kutsal emanetleri Bağdat'tan getirmesiyle Selçuklu iktidarı da meşruiyet kazanmış oluyordu. Thank you.